Arkadaşlar merhaba, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Eda Demir'den, doğru yerdesiniz. Bugün sizinle yine çok önemli bir konu konuşacağız. Bugün arkadaşlar biliyorsunuz yarışma başladı ve yarışmayı izlemeye fırsatım oldu. Özellikle bikini fitness kategorisini yakın merceğe aldım ve bütün detaylarıyla, notlarıyla bugün size bikini fitness'ı anlatmak istiyorum. Tabii bikini fitness'a geçmeden önce biraz federasyon yapımızdan bahsetmek istiyorum ve aynı zamanda bütün kadın sikletlerini size saymak istiyorum. Ve tabii ki kadın sikletlerinin birbiri arasındaki farklılıklarından bahsetmek istiyorum. Bütün bunlardan önce eğer video ilginizi çekmediyse arkadaşlar başka bir videoya geçebilirsiniz. Ama bence izleyin. Bu videoyu özellikle yarışmak isteyen arkadaşlarınıza yollayın ve yarışmayı düşünüyorsanız kesinlikle izleyin. Özellikle kadınlar bu videoyu mutlaka ama mutlaka izlemeniz gerekiyor. Bugün yoğunluklu olarak bikini fitness'tan bahsedeceğim. Ama ondan önce bütün kadın sikletlerini size bir bir saymak istiyorum. Eğer ilginizi çektiyse hadi videoya geçelim. Arkadaşlar kategorilere geçmeden önce ilk önce kendi federasyonumuzdan bahsetmek istiyorum. Bizim federasyonumuz Türkiye Vücut Geliştirme ve Bilek Güreşi Federasyonu olarak geçiyor. Federasyonumuzun kısaltması da aynen şu şekilde. Bizim bir web sitemiz var. Web sitemizi görüyorsunuz şu anda. Bu arada web sitemizden birçok konuda bilgi sahibi olabilirsiniz. Yarışmalarla ilgili bilgi sahibi olabilirsiniz ya da işte antrenör olmak istiyorsanız antrenör olmak istiyorsanız bunun eğitimleriyle ilgili bilgiler de alabilirsiniz. Ve aynı zamanda tabii ki bilek güreşi ile ilgili de bilgiler alabilirsiniz. Federasyon başkanımız Niyazi Kurt'tur. Kendisini çok severim. Buradan kendisine de selamlar olsun. Çok iyi bir insandır ve aynı zamanda federasyonumuzun biricik başkanıdır. Arkadaşlar ilk önce yarışmak için bir kulübe bağlı olmanız gerekiyor. Yani bir kulüple anlaşıyorsunuz ve kulübünüz size bir lisans çıkartıyor. Bizde bireysel yarışma diye bir şey yok. Dolayısıyla bir kulübe bağlı yarışıyorsunuz. Kulübünüze gidiyorsunuz ve bir lisans alıyorsunuz. Lisans için de E-Devlet spor bilgi sisteminden zaten sizi yönlendiriyorlar. Bu şekilde lisanslarınızı alabiliyorsunuz. Şimdi federasyonumuzu irdelediğimize göre bikini fitness'a devam edeceğim ama ondan önce kadın sikletlerini tek tek geçmek istiyorum. Evet arkadaşlar, ben Eda Demir'den, doğru yerdesiniz. Bugün sizinle bikini fitness'ı konuşacağız. Ama bikini fitness'tan önce size bütün kadın sikletlerini tek tek saymak istiyorum. Kadınlar hangi sikletlerde yarışıyor ve bu sikletler neye göre belirleniyor? Hadi başlayalım. Evet, ilk olarak fitness model kategorisi var ki bu kategori Türkiye'de maalesef yok arkadaşlar. Bu kategori eğer olmuş olsaydı tam olarak şöyle olacaktı. Bu kategoride yarışan yarışmacılar arkadaşlar öncelikle tek parça mayo giyiyorlar ve aynı zamanda tek parça mayodan sonra işte bu şekilde elbiseler giyiyorlar. Maalesef bu kategori Türkiye'de yok. Türkiye'de böyle bir yarışma yapmıyoruz. Bu gerçekten çok güzel bir kategori bu arada. Kızlar da inanılmaz güzel ama Türkiye'de maalesef böyle bir yarışma yapmıyoruz. Türkiye'de hangi yarışmayı yapıyoruz? Türkiye'de bikini fitness yapıyoruz. Bikini fitness de tam olarak şöyle oluyor. Gerçekten benim çok beğendiğim bir kategori. Bu arada federasyonel bazı farklılıklar var. Ben bu videoyu biliyorsunuz IFBB için çekiyorum. Tekrar altını çizmek istedim. Videonun başlığından da zaten anlaşılıyor. Bu video sadece IFBB federasyonuna özgüdür. Gerçekten çok güzel bir kategori bu arada. Keşke Türkiye'de olsaydı ve biz de bu kategoriyi görseydik arkadaşlar. Hepsi çok güzel bebek gibi kızlar görüyorsunuz zaten. Yurt dışında var bu arada. Rusya'da çok popüler bir kategori ama Türkiye'de yok. Türkiye'de olmadığı için de bu kategori hakkında uzun uzun konuşmayacağım. Bizde bikini fitness var. Bikini fitness de tam olarak şöyle. Bu arada gerçekten çok güzel bir form. Benim de çok beğendiğim bir form. Bikini fitness'ta görüyorsunuz arkadaşlar IFBB'de bir bikini skalası var. Yani bikininin üstü biliyorsunuz göğüslerden oldukça bombeli şekilde ilerliyor. Bizde NPC'den farklı olarak göğsün içerisinde ekstradan destek oluyor. Ve aynı zamanda arkadaşlar bikini altları da bu şekilde oluyor. Şimdi bu konu gerçekten çok önemli çünkü bikini altları ile ilgili bizim federasyonumuz oldukça katıdır arkadaşlar. Size tartıda belli başlı şeyler söyleyeceklerdir. Ve ona rağmen maalesef bikini altını yurt dışından almayı tercih eden sporcularımız oluyor. Bu da bizim hakemlerimizi oldukça zorluyor. Çünkü kendileri uyarılarını yapmalarına rağmen yine de bu şekilde bikinilerle gelenler var. Dolayısıyla bunlar da eleniyorlar. Federasyonumuzun web sitesinde zaten konuyla ilgili bir reglaman yayınlanıyor arkadaşlar. Bu arada yarışmayı düşünüyorsanız kesinlikle bu reglamanı okumanızı tavsiye ediyorum. Bu reglamanı ben şu şekilde paylaşacağım. Görüyorsunuz zaten reglamanda da yazdığı gibi arkadaşlar tartı saatlerinden tutun da yarışma detaylarına kadar bütün bilgileri zaten reglamandan görebilirsiniz. Reglamanda bütün hepsi yazıyor. Bütün bunları da zaten web sitesinden alabiliyorsunuz. Şimdi isterseniz geçelim wellness kategorisine.
Wellness'ta tam olarak şöyle arkadaşlar. Wellness kategorisinde görmüş olduğunuz gibi kalça bacak formu gerçekten farklı. Daha adeleli, daha bombeli şekilde ilerliyor. Yine üst vücut çok aşırı derecede büyük değil ama yine de biraz daha bikini fitness'tan daha iri gibi duruyor. Yine de kalça bacak formu burada çok çok önemli. Ben burada IFBB'de derece almış bir form göstermek isterim. Şöyle gösteriyorum. Gerçekten güzel bir formdu bu arada. Bu arada arkadaşlar Türkiye formlarıyla yurt dışı formları biraz farklılık gösterebiliyor. Buradaki sporcular biraz daha iri olabilir ya da biraz daha küçük olabilir. Ama genel olarak yurt dışına çıktıklarında yani dünya şampiyonasında yarıştığımız zaman bunlara benzer formlar derece alıyor. Dördüncü olarak arkadaşlar body fitness. Body fitness da tam olarak şöyle. Body fitness kategorisi de gerçekten çok beğendiğim bir kategoridir. Burada fark ettiğiniz gibi üst ve alt ekstremite birbirlerine eşit olarak ilerliyor. Wellness'te biliyorsunuz kalça bacak formu daha büyüktü. Ama body fitness'ta üst alt ekstremite birbirine eşit ve daha estetik duruyor. Bel kesinlikle daha ince. Gördüğünüz gibi belin de ince olması burada gerçekten çok önemli. Belin inceliği biliyorsunuz estetik açıdan baktığınızda da gerçekten öne çıkartacak bir detay. Dolayısıyla arkadaşlar bisikletlerde de yarışmayı düşünüyorsanız kesinlikle belin daha da ince olmasına önem vermelisiniz. Bu arada Alina'yı da tebrik etmek isterim. Birinci oldu. Yelda'yı da tebrik ediyorum. O da ikinci oldu. Gerçekten çok çok güzel formları var bu arada. Çok yakışıyorlar sahneye. İkisini de gerçekten çok beğeniyorum. Hani biri diğerinden daha şık diyemem. Ama Alina'nın gerçekten bikinisine bayıldım bu arada. Çok güzel bir bikini seçmiş kendisine. Böyle bir bikini seçmiş. Bayıldım, bayıldım, bayıldım diyebilirim. Yelda'yı da gerçekten çok sevdim. Yani sahnede duruşu da çok güzeldi arkadaşlar. Siyah bir bikini tercih etmiş. Ben onun yerinde olsaydım birazcık daha renkli bir şey tercih ederdim. Daha böyle zümrüt yeşili ya da mavi tonlarını da tercih ederdim. Yine de güzel olmuş. Siyah bir kuyuya benzemiş. Buradan ikisini de tebrik etmek istiyorum. İkisini de buradan çok çok öpüyorum. Sizleri çok seviyorum. Devam ediyorum. Women's Physique de tam olarak şöyle. Women's Physique kategorisinde de görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar daha fazla iri ve daha parçalı, daha detaylı bir form ortaya çıkıyor. Gerçekten büyükler bu arada. Yani burada göründüğü gibi bakmayın ve detaylılar biraz korkutucu gözükebilir ama kadının elinden hiçbir şey kurtulamaz. Kadın isterse bunu bile elde edebilir arkadaşlar. Dolayısıyla şu form bence çok estetik, çok güzel bir form. Tabii ki hani benim yarışmayı düşüneceğim bir kategori değil ama yine de yarışan arkadaşlara buradan tebriklerimi, saygılarımı, sevgilerimi iletiyorum. Çok sevdiğim, çok beğendiğim formlar arkadaşlar. Kesinlikle saygı duyulması gereken bir form. Çünkü bu forma ulaşmak hiç kolay değil. Evet, yeterince kadın sikleti konuştuğumuza göre şimdi bikini ile devam ediyoruz. Evet arkadaşlar, bikini fitness. Ben bugün yarışmayı izledim. Bu arada yarışma ile ilgili temel notum şu. Birincisi, sikletler gerçekten kalabalık değildi. Sikletler azdı. Şimdi ben eski yarışmalarımı düşünüyorum da hani 16-17 kişi podyuma çıktığımız zamanlar vardı bu arada. Gerçekten zor yarışmalardı. Şimdiki sikletlere bakıyorum hani 5 kişiler. Ben bugün bikini fitness'ı seyrettim bu arada. Bikini fitness ile ilgili görüntüler aldım şu şekilde. Şimdi sahneyle ilgili zaten notlarımı paylaşacağım. Gerçekten çok güzel gözüküyor hepsi bu arada. Hepsini buradan tebrik etmek istiyorum. Bunu izleyen bütün yarışmacıları tebrik ediyorum. Gerçekten çok güzeller. Çok güzel hazırlanmışlar. Fakat belli başlı teknik konularda hatalar var arkadaşlar. Aslında ben bugün burada bu teknik konuların üzerinden geçmek istiyorum. Çünkü bunlar gerçekten çok önemli. Şimdi yarışma alanında can sıkan bir olay oldu. Ondan bahsetmek istiyorum. Bir tane yarışmacı, ismini bilmiyorum bu arada, isim vermeyeceğim. Üçüncülük madalyasını alıp fırlattı ve kırdı. Böyle bir şey yaşandı. Gerçekten kendisini anlamaya çalışıyorum. Muhtemelen hani psikolojik olarak kendine yediremedi ya da başka bir konu oldu. Bilmiyorum açıkçası ne oldu ne bitti ama. Bunu yapmak yerine yine de birazcık daha hani düşünüp hareket etmek, bu konuyla alakalı ne yapabilirim, üzerine ne koyabilirim diye düşünerek daha iyi bir formda bir sonraki dönem çıkıp yarışsaydı bence çok daha iyi bir cevap vermiş olacaktı. Ben olsaydım öyle yapardım ki öyle yaptım bu arada. Ama yine de anlamaya çalışıyorum. Ben burada bugün arkadaşlar bu teknik aksaklıklardan bahsedeceğim size. Yani bir yarışmada bu bikini fitness için konuşuyorum. Nasıl derece alabilirsiniz? Nasıl kendinizi ön plana çıkartabilirsiniz? Ve
hangi konularda aslında detaylı bir çalışma yapmanız gerekiyor, onlardan bahsedeceğim. Kendimden de örnekler vereceğim bu arada. O yüzden bu videoyu izleyin arkadaşlar. Yarışmayı düşünen arkadaşlarınıza bu videoyu lütfen önerin ve izlemelerini sağlayın. Evet arkadaşlar, hemen dikkat edilmesi gereken hususların birincisiyle başlıyorum. Solaryum. Diyeceksiniz ki hocam ne alaka, niye solaryum falan. Çünkü arkadaşlar siz solaryuma girmediğiniz zaman boya üzerinizde tutmuyor. Tutmadığı için de boyayan o profesyonel ekip gerçekten zorlanıyor. Yani beyaz tenli birini o sahne ışıklarının altında koyu tenli birine çevirmek için ekstra efor sarf ediliyor. Onun yerine iyi bir solaryum paketi alırsanız, tabii ten renginize göre farklılık gösterebilir paketler. Örnek veriyorum, ben size derim ki 50 dakika alın. 100 dakika almanız da gerekiyor olabilir. Ne kadar beyaz olduğunuza göre değişir ama bir solaryum paketi almanız sizin için çok faydalı olacaktır. Dolayısıyla yarışmaya gelmeden önce bu solaryum işini halletmekte fayda var. Bu sayede arkadaşlar daha iyi bir şekilde üzerinize boya tutacaktır ve sahnede daha iyi gözükeceksinizdir. İkinci olarak arkadaşlar bikini seçimi. Bikini seçimi gerçekten çok önemli bu arada. Niye diyeceksiniz? Dediğim gibi videoya başlarken bahsettim. Yurt dışında yapılan bikinilerle burada yapılan bikiniler arasında dağlar kadar fark var. Türkiye'de yarışıyorsanız eğer, ki bu Türkiye Vücut Geliştirme Federasyonu'na bağlı bir yarış. Dolayısıyla burada milli takım seçmeleri yapılıyor. Sizin kesinlikle Türkiye standartlarına uygun bir bikini tercih etmeniz gerekiyor. Peki ben bu bikiniyi nereden alabilirim? Arkadaşlar Türkiye'de çok sağlam bikini tasarımcıları var. Bunlardan bir tanesi Gülşen Hanım'dır. Çok iyi bilir bu işi. İkincisi Mustafa Aydın'dır. İkisinden de alabilirsiniz. Şu anda eski bikinicilerden birkaç kişi daha tasarım yapıyor. Tam olarak emin değilim hala devam ediyorlar mı diye. Ama onlardan da alabilirsiniz. Hatta bazıları kendi bikinilerini kendileri de yapabiliyor. Ama bunun için iyi bir kalıp çıkartmanız gerekiyor. Bu konuya tam olarak hakim değilim şu anda. Yani şu şekilde kalıp çıkartabilirsiniz, buradan alabilirsiniz diyemem. O yüzden işi bilen birisine vermek daha mantıklı. Bütçesi olmayan arkadaşlar için de şunu söyleyebilirim. Eğer bikinisini satmayı düşünen, bikinisini kiralamak isteyenler varsa onlardan kiralık ya da satılık olarak bikinileri temin edebilirler. O şekilde daha mantıklı olacaktır. Üçüncü olarak arkadaşlar ayakkabı. Ayakkabı çok önemli. Ayakkabıyı 3 ay öncesinden almanızı tavsiye ediyorum. Bakın ayakkabıyı almadığınızda, yani geç aldığınız zaman ayakkabıya alışamıyorsunuz. Alışamadığınız için de sahnede yalpalıyorsunuz. Burada mesela videoyu gösteriyorum size. Yani pozlardan duruşlara kadar farklılık gösterebiliyor. Sanki böyle birinci içlerinde böyle parlıyor. Hani diyorsunuz ki tamam diyorsunuz, bu bir falan belli yani. Hani. Ya kusura bakmayın bu arada bunu söylediğim için, hani diğer yarışmacılara haksızlık yapmak istemiyorum. Ama ben burada zaten bu konulardan bahsedeceğim. Bakın birinci duruşuyla, pozlarıyla, gülümsemesiyle, saçlarıyla, bikinisiyle, ayakkabısıyla zaten kendisini belli ediyor. Şimdi diyeceksiniz ki işte diğer yarışmacılar için de niye aynı şeyi söylemiyorsunuz? Arkadaşlar burada çok temel bazı hatalar var. Zaten burada o yüzden bu videoyu çekiyorum. Bu videoyu eğer izliyorlarsa sizlere de selamlar olsun arkadaşlar. Kimseyi yermek için çekmiyorum bu videoyu. Bu videoyu izliyorsanız arkadaşlar sizlere de selam olsun. Kesinlikle sizleri yermek için çekmiyorum bu videoyu bu arada. Sizin daha iyi bilgilenmeniz ve bir sonraki yarışta daha iyi bir derece almanız için çekiyorum. Lütfen bu yüzden bu videoyu izleyin arkadaşlar. Dediğim gibi ayakkabı seçimi burada çok önemli ve ayakkabıyı önceden giymeniz önemli. Peki hocam ayakkabı seçimi nasıl olmalı? Arkadaşlar şu anda ekranda görmüş olduğunuz reglamanda belli başlı bir kısım var. Bakın bu kısmı cropladım, size gösteriyorum. Bu kısımda ayakkabının nasıl olması gerektiğini aslında reglamanda da göstermişler. Burada ayakkabının nasıl olmaması gerektiği aslında gözüküyor. Şimdi bazı yarışmacılar daha platformlu ayakkabılar tercih edebiliyor ve bu da zaten yasak olduğu için hakemler tarafından uyarılıyor. O arkadaşların da kalbi kırılıyor bu arada. Hani tartı esnasında işte benim ayakkabım onaydan geçmedi diye. Bu yüzden ayakkabınızı onaylı bir yerden almanızda fayda var arkadaşlar. Bahsettiğim bikini tasarımcıları ayakkabı satıyor bu arada. Eğer onlardan almak istemezseniz yurt dışından da alabilirsiniz. AliExpress'te zaten benzer ayakkabılar var. Arkadaşlar ben bu arada kendi ayakkabımı AliExpress'ten aldım. Size hatta şu anda gösteriyorum. Ekrandaki ayakkabı bende var. Şu anki fiyatını tam olarak bilmiyorum. Bakacağım. Paylaşırım burada. Şuraya koyarım. Çünkü aklımda yok.
Ben aldığım zaman daha uygun bir fiyattı. Zannediyorum 1.000 lira civarında bir fiyat almıştım, emin değilim. Ama şu anda fiyatları artmış olabilir. Yurt dışından da sipariş verebilirsiniz. Fakat burada yurt dışından sipariş verdiğinizde deneme şansınız olmayacağı için zorlanabilirsiniz. Benim size tavsiyem, hani burada bir yerden alıp ayakkabıyı denemeniz daha mantıklı. Ayağınızın boyutunu biliyorsanız ve detaylarına hakimseniz yurt dışından da sipariş verebilirsiniz. Diyebilirsiniz ki hocam bu kadar ayakkabı üzerinde neden duruyorsun? Çünkü pozlarınız burada çok önemli. Aslında pozlar için söylüyorum bunu, poza bağlayacağım. Ama pozlar için ayrı bir maddem var. Zaten ondan da bahsedeceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, dördüncü olarak boyanız. Bakın boyanız gerçekten çok önemli. Boyayı işi bilen birisine bırakın. Diyeceksiniz ki işte benim antrenörüm beni boyuyor. Arkadaşlar boyamasın. Yani antrenörlerin işi sizleri boyamak değil. Boyacının işi boyamak. Ama antrenörün işi sizin formunuzla mı ilgilensin? Sizin saçınızla mı ilgilensin? Sizin yüklemenizle mi ilgilensin? Antrenmanlarınızla mı ilgilensin? Psikolojinizle mi ilgilensin, yoksa sizi boyasın mı? Hani antrenörünüz tabii ki bunu yapmak için gönüllüyse bir şey demiyorum, amenna. Ama bence bu boya işini daha profesyonel birisine bırakmakta fayda var. Alanda zaten Proton ekipleri var arkadaşlar. Proton ekiplerinden bu konuda destek alabilirsiniz. Orada Özten Akın hocamız var bu arada. Özten Akın size kesinlikle destek olacaktır bu konuyla ilgili. Ben mesela boyalarımı daima Proton'dan yaptırmışımdır. Niye diyeceksiniz? Çünkü Proton bu işin profesyonel kısmında. Sizin boyanızla alakalı bütün detaylara hakim olan bir ekibi var. Yani sizi tepeden tırnağa analiz edip sizin kaç kat boyaya ihtiyacınız olduğunu, bu ışıkların altında nasıl görünmeniz gerektiğini, ne kadar boyaya ihtiyacınız olduğunu ve hangi ton olduğunuzu algılayabilecek bir ekipleri var. Evet, belki belli bir para vereceksiniz bunun için ama bu paraya kesinlikle değer. Orada boyatmanın arkadaşlar çok ciddi faydaları var. Lütfen bu dediğimi ciddiye alın ve orada boyatın. Çünkü bir kere yarışıyorsunuz, zaten 6 ayda bir yarışmalar düzenleniyor. Böyle bir şey de arkadaşlar, riske atmak iyi bir fikir değil. Siz orada mesela boyanızla ilgili hata olduğunda, sahneyi izlediğimde boya ile ilgili sıkıntı yaşadığını birkaç arkadaşın görebiliyorum. Bunun için mesela çok üzgünüm. Neden diyeceksiniz? Çünkü ben burada hala teknik hatalardan bahsediyorum. Keşke sadece burada form konuşuyor olsaydık. Mesela arkadaşlar üzülüyor ya. İşte üçüncülük madalyasını atan arkadaş mesela, buradan sana selamlar olsun. Hiç üzülme, canını sıkma. Bir sonraki sene alırsın, boş ver. Bu boya işi gerçekten çok önemli. Buradaki ekipler profesyonel ve siz bu profesyonel ekiplerle çalışmadığınız zaman belli başlı farklılıklar oluşabiliyor. Ben buradaki arkadaşların hangileri Proton'da boyandı, hangileri boyanmadı bilmiyorum. Ama bunun uyarısını ben genel olarak yapıyorum arkadaşlar. Bu boya işini dediğim gibi profesyonel bir ekibe bırakmakta fayda var. Ayrıyetten şunun bilgisini de vermek istiyorum. Boyadan önce mesela duş alıyorsunuz. Bir önceki geceden bahsediyorum. Krem sürüyorsunuz vücudunuza ya da böyle kremsi ürünler kullanıyorsunuz, işte losyondu vesaireydi. Bunları kullanmayın arkadaşlar, çünkü boyanın teninize emilmesi için bu tarz kayganlaştırıcı ürünleri kullanmamanız gerekiyor. Eğer teninizde kremimsi bir şey varsa, işte duş jeli kullanıyorsanız ya da işte yağlı ürünler kullanıyorsanız, bu boya teninizde emilmez ve dolayısıyla üzerinizde terleyeceğiniz için bu boya akıp gider. Mesela sahnede bazı yarışmacıların boyaları akıyor bu şekilde, çok üzülüyorum. Böyle olmaması lazım. Yani bu konu gerçekten çok önemli bir konu. Lütfen arkadaşlar bahsedeceğim bu detaylara önem verin. Bu detaylar sizin belki daha iyi bir forma kavuşmanızı sağlamayacak ama var olan formunuzun daha iyi görünmesini %100 sağlayacaktır arkadaşlar. Evet, dediğim gibi krem bazlı ürünleri kullanmıyoruz. İşte vücudumuza duş jeli sürmüyoruz ve aynı zamanda yağlı ürünler kullanmıyoruz boya öncesinde. Beşinci maddemiz yükleme. Arkadaşlar yükleyeceğiniz ürünleri, antrenörünüzün size söylemiş olduğu ürünleri önceden alıp çantanıza koymanızı tavsiye ediyorum. Diyeceksiniz ki orada bulurum zaten, işte birilerinden alırım falan diye düşünebilirsiniz. Böyle olmuyor maalesef. O hengamenin içerisinde zaten stresli olduğunuz için. Maalesef o hengamenin içerisinde, o stres esnasında yükleyeceğiniz ürünleri bulma şansınız da olmuyor. Dolayısıyla ekstra ekstra strese girmeye de gerek yok. Ne yükleyecekseniz öncesinde hazırlayıp çantanıza koymanızda ciddi anlamda fayda göreceksiniz. Altıncı olarak ısınma ürünleri. Isınma ürünleri derken neden bahsediyorum? Mesela işte bu terabantlar, işte dumbbell'lar vesaire. Bunları mutlaka arkadaşlar yanınıza alın. Orada birinden kullanırım zaten, orada birinden alırım kafasında olduğunuz zaman kullanacağınız ürünleri de bulamıyorsunuz. Ya da işte o ürünleri zaten başka bir arkadaşınız kullanıyor olabiliyor. İşte sizin sıranız önceden gelebiliyor mesela. Bu tip detaylara dikkat etmenizde fayda var. Bu ürünleri mutlaka yanınızda almanız gerekiyor ki
Orada sıkıntı yaşamayın arkadaşlar. Evet, maddelerimize devam ediyoruz. Yedinci olarak saç ve makyaj. Arkadaşlar, özellikle kadınlara buradan söylüyorum. Saç ve makyaj seçimlerinizi lütfen oradaki kuaföre bırakmayın. Oradaki makyaja bırakmayın. İşte gidiyorsunuz mesela işte size soruyor ne tarz bir makyaj yapalım. Diyorsunuz ki işte ne tarz yapsak acaba filan. Yani orada yarım saat içerisinde o kızın belki 3 kişiye makyaj yapması gerekiyor. Mesela sizin daha ne istediğinizi bilmiyor. Bilmediği için de çok zorlanıyor. Oradaki ekibi mümkün olduğunca zorlamamaya çalışın. Çünkü o onlarca, yüzlerce kişiyle uğraştığı için ekstradan bir de sizinle efor sarf ediyor. Onun yerine önceden bunun provasını yapmanızda fayda var. Yarışma gününden önce mesela belli başlı makyaj rutinleri var arkadaşlar. Örnek veriyorum mesela birinci makyaj, ikinci makyaj, üçüncü makyaj, dördüncü makyaj. Herhangi birini seçebilirsiniz ya da işte bikininizin rengine göre bir şey uydurabilirsiniz. Mesela pembe bir bikini giyiyorsunuzdur. Gözlerimin üstünde işte pembe ışıltılar olsun filan gibi bir şey söyleyebilirsiniz. Örnek veriyorum bunları bu arada. Ya da işte smokey eye yapabilirsiniz ya da işte başka bir şey yapabilirsiniz ama böyle çok koyu makyajı da çok tavsiye etmiyorum. Diyeceksiniz ki işte neden? Çünkü çok koyu makyajda kızlarda mesela çok yaşlarını büyük gösteriyor ya da işte gözlerinizi yorgun gösteriyor. Mümkün olduğunca mesela göz altlarınızı daha açık yaptırmaya çalışın. Neden? Çünkü gözleriniz ön plana çıksın. Dudaklarınız ön plana çıksın istiyorsanız arkadaşlar bir tık daha koyu yaptırın ama kıpkırmızı bir rujla da çıkmanızın anlamı yok. Oradaki ekip zaten sahne makyajına hakimdir. Onlardan bu konuda destek alabilirsiniz. Benim size tavsiyem bikininizin rengini baz alarak güzel bir makyaj yaptırmanız. Peki hocam saçlarımızı nasıl yaptırabiliriz? Arkadaşlar saçları eğer kısaysa düz bir fönle ya da işte içe dönük bir fönle hareketlendirebilirsiniz. Şimdi bir tane örnek gösteriyorum arkadaşlar. Mesela bu dalgalı bir model tercih etmiş. Bu düz bir model tercih etmiş. Mesela arada dağlar kadar fark yok ama sizin yüz yapınıza göre, işte vücut yapınıza göre hangisi daha güzel duruyorsa işte antrenörünüzle beraber karar vereceğiniz bir saç tipi sizin yüzünüze de giden, makyajınızla da uyumlu bir saç tipi işinizi görecektir. Ha bana soracak olursanız saçlarınız bozulmuyorsa eğer dalgalı fön çektirmeniz sizin için daha iyi olacaktır. Niye diyeceksiniz? Çünkü dalgalı fön saçlarınızı daha volümlü gösteriyor ve daha şık duruyor. Yurt dışına baktığınız zaman daha çok dalgalı fönlü modellerin derece aldığını görebiliyorsunuz. Ama Türkiye'de hani böyle bir şey yok. Türkiye'de değişebiliyor. Tabii şunu da baz almak lazım. Orada terleme riskiniz var. İşte ısınırken terleyeceksiniz vesaire. Dolayısıyla düz bir model de tercih edebilirsiniz ki bana baktığınız zaman ben genel olarak sanırım düz modelleri tercih ettim. Benim için daha kullanışlı oluyordu. Çünkü işte saçı alırken de hani kolaylık sağlıyor. Yine de baktığın zaman dalgalı saçlar tabii daha volümlü gösteriyor kendisine. Bu seçimi size bırakıyorum. Evet arkadaşlar, 8. maddemiz pozlar. Gerçekten bu çok önemli. Pozları bilen biriyle çalışmanızı tavsiye ediyorum. Şimdi diyeceksiniz ki hocam ben antrenörümden bir şey öğrenemiyorum. Antrenörüm erkek ya da işte kadın antrenörüm var ama çok fazla öğrencisi var. İşte poz dersi alamıyorum. Ne yapabilirim? Şimdi ben seneler önce ne yapmıştım? Nasıl poz dersi almıştım? Arkadaşlar benim zamanımda poz dersi alabileceğiniz çok fazla hoca yoktu. Ben ne yapmıştım? Ondan bahsedeyim size. Instagram'dan beğendiğim modellerin pozlarını, poz rutinlerini tek tek izliyordum. Ve onun üzerinden çalışıyordum. Çünkü o zamanlar poz dersi alabileceğim birisi yoktu. Olmadığı için de Türkiye'de böyle bir eksiklik olduğu için de poz dersi almakta zorluk çekiyorduk. Bu pozları kendim çalışa 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 kendi kendime tekrar ede 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 öğrenmiş oldum arkadaşlar. Tabii ki bunun üzerine yarışmalar yapa yapa tecrübe kazana kazana daha iyi oluyor. Daha iyi pekiştiriyorsunuz bu pozları. Ama ne kadar pekiştirirseniz o kadar karlısınız bu arada. Şimdi siz çok şanslısınız çünkü çok fazla kişi var poz dersi veren. Ki ben bile veriyorum baktığınız zaman. Bu kadar şanslı olduğunuz için bunun kıymetini bilin arkadaşlar ve profesyonel birinden poz derslerinizi mutlaka ama mutlaka öğrenin yarışma öncesinde. Çünkü sizin için çok ciddi bir fayda katacaktır. Hatta ben şöyle söyleyeyim, bugünkü yarışla alakalı baktığım zaman şimdi size diyorum ya işte birinci kendisini belli ediyor diye. Bu konunun altını çiziyorum bu arada. Kesinlikle öyle. Kendisini buradan bu arada yine tebrik etmek istiyorum arkadaşlar. Gerçekten çok güzel bir form ve çok güzel bir poz rutiniyle çıktım. Şimdi burada özellikle bahsetmek istediğim şey evet pozlarıyla, girişiyle, çıkışıyla bakın sahneden ayrılırken ki bu göz teması bile aslında çok önemli. Bu bile bir profesyonellik. Şimdi diyeceksiniz ki pozlar bu kadar mı önemli? Hocam benim hakkım yendi ya. Hani formum çok iyiydi ama derece alamadım falan diyeceksiniz belki. O üçüncü olan arkadaş da belki bunu söyleyebilir. Ama arkadaşlar sadece form değil konu. Konu daha derin bir konu.
Konuda sadece form yok. Pozlarınızla, duruşunuzla, bakışınızla, o sahneye girip çıkış halinizle, saçınızla, makyajınızla, her şeyinizle gerçekten çok çok iyi olmanız gerekiyor. Arkadaşlar, bizim yarışmalarımızın başında zaten yazıyor. Türkiye Vücut Geliştirme ve Fitness Şampiyonası, Dünya Milli Takım seçmeleri olarak zaten başına yazmışlar. Bunu yazmalarının sebebi şu. Bu yarışmada sizi seçtikleri zaman, yani milli olduğunuzda, birinci olduğunuzda yurt dışına gidip Türkiye'yi temsil ediyorsunuz. Dolayısıyla federasyonumuz en az hata yapan ve yurt dışı podyumlarına en çok yakışan kişiyi tercih edecektir. Konu bu. Yani sizin formunuzun kötü olmasıyla alakalı değil. Sizin yurt dışında, yani Avrupa şampiyonalarında ya da işte dünya şampiyonalarında Türkiye'yi temsil edip edemeyeceğinizle alakası var. Durum böyle olduğu için zaten belli başlı kişiler derece alıyor, belli başlı kişiler alamıyor. Sizin aslında derece alamadığınızda bunun üzerine oturup düşünmeniz gerekiyor. İşte ben acaba bunun üzerine ne koyabilirim, ne yapabilirim düşünmeniz gerekiyor. Düşünsenize, gerçekten iyi bir formunuz var diye derece alıyorsunuz. Yurt dışına gidiyorsunuz ama eliniz boş bir şekilde dönüyorsunuz. Öyle olması daha mı iyi olacaktı? Öyle olmayacağı için de arkadaşlar, bir sonraki sene, bir sonraki yarışta ben bunun üzerine ne koyabilirim, ne yapabilirim, nasıl daha iyi bir formda çıkabilirim diye düşünmeniz gerekiyor. Öyle olduğu zaman kazanırsınız. Benim size tavsiyem, bu yarışta ne yaptıysanız bu videoyu izledikten sonra üzerine ne koyabileceğinizi düşünün ve planlarınızı ona göre yapın. Bu pozlardan gerçekten uzun süre konuştum bu arada. Dokuzuncu maddeyle devam ediyorum. Arkadaşlar, yorulmak. Dokuzuncu maddemizin ismi yorulmak. Yorulmayın. Yani yarışma alanına geliyorum mesela. Bazıları Reels çekiyor, bazıları hikaye atıyor, bazıları TikTok videosu çekiyor. Ya da işte çıkıp bir yerlerde dolaşıyorlar falan. Arkadaşlar, yarışmacının böyle şeylerle işi olmaz. Yani sizin sosyal medya içerik üreten bir influencer'dan bir farkınız var. Siz milli olmaya çalışan bir sporcusunuz ve bunun kıymetini bilmeniz gerekiyor. Bunun değerini bilmeniz gerekiyor. Öyle çıkıp dolaşmamanız gerekiyor. Yani gitmeniz gerekiyor. Antrenörünüz size yat dediyse o an uyumanız gerekiyor. Antrenörünüz size kalk dediyse kalkmanız gerekiyor. Isınman gerekiyor diyorsa ısınmanız gerekiyor. Yüklemenizi yapmanız gerekiyor. Ben mesela yarışma alanında çok görüyorum. İşte kalkıyor mesela, dolaşıyor, sağa gidiyor, sola gidiyor falan böyle. Yapmayın arkadaşlar, kendinizi yormayın. Bakın, dinlenik Adele kendini gösterir. Benim yurt dışında mesela Galina Maskovskaya var. Galina'yı da bu arada şuraya koydum. Gerçekten muhteşem bir form. Zaten diyecek hiçbir şeyim yok. Kendisiyle tanıştım bu arada. Muhteşem bir insan. Çok çok sevdim. Çok böyle, nasıl diyeyim, arkadaş canlısı, eğlenceli, güzel. Her şey var yani kadında. Galina mesela yarışmaya en son gelen yarışmacılardan biriydi. Ben çok şaşırmıştım. Ben mesela sordum işte yarışmaya gittiğimde, Galina burada mı falan. Çünkü yarışmaya gidiyorsunuz ve evden izlediğiniz, yani internetten izlemiş olduğunuz bu formların aslında gerçekleri orada var ve inanılmaz beğendiğim bir kadındı mesela Galina Maskovskaya. Buradan kendisine selam olsun. Hi from Turkey. Galina'nın orada güzellik uykusuna yattığını gördüm mesela. Gözünde göz bandıyla kadın uykuya daldı. Kadın uyudu ya, hiç bir saat boyunca hiçbir şey yapmadı mesela, hareket etmedi böyle. Put gibi böyle yatıyordu böyle. Hiçbir şey yapmıyordu. Neden? Çünkü podyum öncesi o ayakkabılarını giyecek ya, yorulacak yani, podyumda yürüyecek ya. Podyum öncesi arkadaşlar kendisini dinlendiriyor. Hem mental olarak dinlendiriyor, hem fiziksel olarak dinlendiriyor. Her anlamda kendisini dinlendiren bir kadın. Bu yüzden zaten başarılı oluyor. Bakın, başarılı olmanın bir bedeli var. Yani orada böyle sağa sola gitseydi, TikTok çekseydi, işte sosyal medyaya içerik üretmeye çalışsaydı. Ya bu işi de profesyonellere bırakmış mesela. Gidiyor orada işte videographer mesela, videosunu çekiyor işte, podyum arkası, podyum önü vesaire, bunları çekiyor. Kendisi çekmiyor ama mesela, kendi kendini yormuyor o gün. Neden yormuyor? Çünkü bu işi bilen profesyonel bir insan kendisini zaten yormaz arkadaşlar. Eğer video çekecekseniz bunun parasını verin, bir tane videographer tutun, sizin videonuzu çeksin mesela. Kendi kendinizi çekmekle uğraşmayın. O yüzden arkadaşlar, yorulmayın. Yorulma kısmını da burada 9. maddeye yazıyorum. 10. maddemiz, son maddemiz. Bakın, burayı dinleyin. Çok önemli bir şeyden bahsedeceğim. Sosyal hayatı sınırlandırmak. Bu gerçekten çok önemli bir madde. Diyeceksiniz ki ne gibi bir önemi var? Bakın, sosyal hayatı ne kadar sınırlı olursa bir sporcunun aslında o kadar başarılı olur. Niye diyeceksiniz? Çünkü sosyal hayatta size 1 milyon tane şey söyleniyor, değil mi? İşte
Eda çok kötü gözüküyorsun. Eda çok sulu gözüküyorsun. Eda işte formun çok iyi, çok kötü. İşte yarışa hazırlanabilecek misin? Acaba vaktin yetecek mi? Podyum arkasında bile geliyor bunlar. İşte makyajın olmamış gibi. Saçın şöyle olmuş. İşte kıyafetin böyle olmuş. Bikinin böyle olmuş gibi gibi bir sürü şey söyleniyor. Kimseyi dinlemeyeceksiniz arkadaşlar. Bir tek kişiyi dinleyeceksiniz. O yüzden o kişiyi doğru seçmenizde fayda var. Antrenörünüzü seçmeniz gerekiyor. Doğru bir şekilde seçmeniz gerekiyor ve bu antrenörünüzün dediklerini harfiyen yapmanız gerekiyor. Aslında sizden beklenen şey bu. Bu sayede hedefe ulaşabilirsiniz. Mesela Galina'ya bakıyorum. Yarışma dönemlerinde hiçbir şey paylaşmıyor mesela. Örnek verdim bu arada Galina'yı ya. Hani yurt dışından örnek vermek istedim. Yani Türkiye'den kime örnek verebileceğimi gerçekten bilmiyorum. Çünkü bizde böyle bir şey yok. Yarışırken kimi görsem mesela aktif böyle sosyal medyada. Hani içerik çekeyim falan. Yarış hazırlığı son 4 hafta falan. 3 hafta, 2 hafta YouTube videoları geliyor böyle. YouTube videosunu hani bir yere çektirse eyvallah. Eline telefonu alıp kendi kendini böyle yoracak şekilde bir antrenman yapmış mesela. Kendi kendini çekmeye çalışıyor işte bir yerlerden bir şeyler göstermeye çalışıyor. Bir de bu sponsor kısımları var. İşte sponsor ürünlerini göstermeye çalışıyor. İşte supplement'le anlaşmış bir supplement markası mesela. Supplement markasını gösteriyor elinde ürünlerle falan. Bunları içerik çekmeye çalışıyor. Arkadaşlar yarışmadan sonra da çekebilirsiniz. Hani onu 2 gün önce paylaştınız diye kimse onu dikkate almayacak. Yani tamam o ürünü kullandınız. Tamam çok güzel paylaşıyorsunuz. Ama bunu o an mı paylaşmanız gerekiyor? Yani yarışmadan sonra paylaşsanız olmuyor mu mesela? Yani dolayısıyla bu yarış hazırlığı süreci gerçekten çok önemli. Hani sürekli aktif olmalıyım, sosyal medyada olmalıyım, bir şeyler paylaşmalıyım, reels çekmeliyim, daha çok beğeni, daha çok takip gelsin, daha çok kaydırayım falan gibi düşüncelerden uzak durmak lazım. Gerçekten yaptığınız işe kendinizi vermeniz lazım. Ancak bu şekilde başarılı olabilirsiniz. Evet arkadaşlar, bugünkü videoda size bikini fitness'ta nasıl başarılı olabileceğinizi gösteren 10 tane detay paylaştım. Bu 10 maddeyi lütfen yarışmayı düşünen arkadaşlarınıza gönderin. Gerçekten faydalı olduğunu düşündüğüm bir içerik bu arada. Keşke benim dönemimde de böyle bir içerik olsaydı, YouTube'da da izleseydim. Ama yoktu. Hiçbir şey yoktu. Kendimi böyle acındırmak için söylemiyorum. Ama kimseden bilgi alamıyorduk. Hani bikini fitness'ta ne olacak? Başımıza ne gelecek? Pozlar niye önemli? İşte ayakkabı seçimi niye önemli? Nereden bulabiliriz? Bilgiyi nereden alabiliriz filan. Hani kulaktan dolma fikirlerle hareket ediyorduk. Ama şimdi var. Elinizde böyle bir video var arkadaşlar. Umarım kıymeti bilinir ve izlenir. Yani en azından yarışmayı düşünen arkadaşlarım bunu izlerler ve kendilerine buradan birkaç bilgi alabilirler diye umut ediyorum. Ve sizleri de bilgilendirdiğim için çok mutluyum. Bu arada yarışmayı yapan bütün arkadaşlara buradan tebriklerimi, saygılarımı, sevgilerimi gönderiyorum. Sizi ne kadar sevdiğimi ve ne kadar saygı duyduğumu bilemezsiniz. Ben bu alanda gerçekten 2018 yılından beri ter döküyorum ve podyumdan indiğim anda podyumu özlemeye başlıyorum. Podyumun böyle bir özelliği var. Muhtemelen siz de aynı şeyleri yaşıyorsunuz bu arada. Yarışan arkadaşlarım için söylüyorum. Yarışmayı düşünen arkadaşlarım da dikkatli olsunlar. Çünkü burası öyle bir yer ki bu podyuma çıktığınız zaman bir daha inmek istemiyorsunuz. Hep orada kalmak istiyorsunuz. Hep daha fazla yarışmak istiyorsunuz. İşte formlarınıza bakıyorsunuz. Eski formlarınıza mesela işte hayret ediyorsunuz filan. İşte bunu yapmışım gerçekten filan diye kendinize gurur duyuyorsunuz. Dolayısıyla o gün gerçekten kendinize gurur duyduğunuz bir gün olmalı. O günü eğer çekmek istiyorsanız dediğim gibi maddelerden de bahsettiğim gibi profesyonel birinden destek alın. Ki sosyal medya içerik çıkartabilirsiniz. Yurt dışında popüler olan birçok fitness modelinin sosyal medyasında bu tarz içerikler var arkadaşlar. Hani kendi telefonlarınızla çekmeye çalışıyorsunuz. Kendi kendinize efor sarf ediyorsunuz mesela orada. Hiç gerek yok. Boş verin. Bunu dışarıdan başkası çeksin. Orada sadece dinlenmeye, yemeye, içmeye ve formunuza odaklanmanız daha iyi olacaktır. Pozlarınızı dediğim gibi hızlı bir şekilde söylüyorum. Hani çalışmanız sizin için faydalı olacaktır. Umarım faydalı bir içerik olmuştur arkadaşlar. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ve sizleri çok seviyorum. Lütfen yarışmaktan sıkılmayın, bıkmayın, küsmeyin. Yani federasyona küsmeyin, işte hakemlere küsmeyin ya da yaptığınız işe küsmeyin. Formunuza kırılmayın, formunuz da güzeldir mutlaka. Ama bunu nasıl daha doğru gösterebilirim? Bunu nasıl üzerine koyabilirim? Bunu parlatabileceğim ne var elimde diye düşünmeniz sizin için faydalı olacaktır. Lütfen sosyal medyalarınızdan federasyonla alakalı olumsuz şeyler yazmayın. Çünkü bunlar hakemler tarafından okunuyor ve sizin için gerçekten çok iyi şeyler düşünmüyorlar. Ve son kez bunu söylemek istiyorum. Birbirinizle yardımlaşın, birbirinizin arkadaşı olun, birbirinizin arkasında olun, birbirinizin arkasından sövmeyin.
kötü şeyler konuşmayın. Çünkü yarın öbürsü gün, arkadaşınız olabilir bu kişi ve bu kişiyle çok yakın olabilirsiniz. Sonrasında üzülmenizi istemiyorum. Dolayısıyla bu kişilerle aranızı iyi tutmakta da fayda var. Rakipleriniz aslında sizin arkadaşlarınızdır. Onlardan bir şeyler öğrenebilirsiniz. Onlardan destek alabilirsiniz. Sonuçta aynı yolun yolcusu oluyorsunuz. Evet arkadaşlar, beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Buraya kadar geldiniz ve bu videoyu izlediniz. Çok sağ olun. Sizleri çok seviyorum. Videolarıma göstermiş olduğunuz ilgiye minnettarım. Arkadaşlar, bu video böyle spesifik bir video oldu. Bikinicilere özel bir video çekmek istedim bugünkü yarıştan sonra. Umarım rehber niteliği taşır. Sizleri çok seviyorum. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Eğer bu videoyu beğendiyseniz videoyu beğenmeyi, yorum yazmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere. Gitmeden önce eğlendiriyorum.